Mesela ben küçücüktüm, hep şurası gelir aklıma. Şu küçük balkon gibi yer dışarıdaki. Ben oraya gittim, bastığım zaman 10 yaşındaydım. Yine buradayım. Çok şükür. Yani düşün ki ben 10 yaşındaydım o zaman. 80 senedir buradayım ben. Yani İstanbul'dayım. Ne güzel, ne mutlu. Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm. Kısaca Jeyan Tözüm. Tiyatro, sinema, radyo ve televizyon dizileri oyuncusu. Yeşilçam'ın efsanevi dublaj sanatçısı. Oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı, uzun yıllar devam etti. Fakat Türk halkı onu daha çok memleketin en ünlü kadın oyuncularına verdiği sesle tanıdı. Dört Yapraklı Yonca olarak bilinen Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit başta olmak üzere birçok aktristin sesi oldu ve onların toplumda daha fazla şöhret kazanmasını sağladı. İnanın ki maksadım sizi ıslatmak değildi. Bir yanlışlık oldu. Ama merak etmeyin, şimdi temizlerim. Yeşilçam'ı ben sevdirdim. Çünkü gerçekten şimdiki sesine bakma, ses çok önemli. Yani güzel konuşmak, etkili konuşmak çok önemli. Herhalde büyük etkisi oldu. 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Babası ünlü oyuncu Necdet Mahfi Ayral, annesi ise Eleni Hanım'dı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında geçti çocukluğu. Türk tiyatro ve sinemasının kurucularından Muhsin Ertuğrul, Necdet Bey'den bir piyes için çocuk oyuncu ister. İşte o istek henüz 9 yaşında olan küçük kızı Jeyan'ın tiyatroya başlamasına vesile olur. Gerçekten küçük katıldım tiyatroya. Her Gün isimli bir piyes. Onda küçük bir kız çocuğu gerek. Muhsin Bey babama demiş ki, babam çünkü sahne amiri o vakit, bir küçük kız çocuğu lazım, ne yapalım? Babam da demiş ki, kız evde kızım var, isterseniz getireyim. Beni tutmuş elimden tiyatroya götürmüş. Muhsin Bey benimle ne konuşmuş bilmiyorum. O vakit Pergünt isimli bir piyes oynanacak. Orada küçük bir rol diyelim. Pergünt adlı piyeste sesi çıkmaz. Perdenin arkasında belli belirsiz görünür, dudaklarını oynatır sadece ama oyunculuğu dikkat çeker. O dönem biraz da şartlardan ötürü sanatçılık çok yönlüdür. Babası Necdet Mahfi Ayral, seslendirme de dahil birçok şey yapmaktadır. Bir gün kızının elinden tutar ve onu Beyoğlu'nda bir dublaj stüdyosuna getirir. 1938 senesinde popüler bir Mısır filminde küçük bir kız çocuğunu seslendirir. O filmde küçük bir kız çocuğu, yani benim yaşımda, 10 yaşında bir kız çocuğu oynuyor. Ben de onu konuşuyorum. Fakat dublajı Mahmut Moralı idare ediyor. Fakat ben mikrofonun karşısına geliyorum. Boyum mikrofona yetmiyor. Mahmut Bey diyor ki, bir iskemle getirin diyor. Ben iskemleye çıkıyorum. İskemleye çıkıp dublaja başlıyorum. Başlayış bu, o başlayış. Onu da 80 sene yaptım. Lise yıllarında doktor olmak gibi bir fikri olsa da, tiyatro sahnelerindeki yoğunluğu ona çok daha fazla heyecan verir. Tiyatrocu olmuştur artık. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda
çıplakları giydirmek, kezban gibi birçok oyunda rol alır. Yeni yeni gelişmekte olan sinemaya da kayıtsız kalmaz. İlk defa 1939 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Allah'ın Cenneti filminde küçük bir rolde yer alan sanatçı, sonrasında birçok karaktere hayat verir. Özellikle 1953 senesinde Zeki Müren ve Cahide Sonkuyla etkili bir rolde oynayan sanatçı, filmin gişe başarısından sonra daha çok aranan bir isim haline gelir. Dedi ki, bir genç delikanlı çıkmış, radyoda şarkı söylüyormuş, Zeki Müren diye diyor. Benim diyor, onunla diyor bir film yapacağım. Sen genç kızı oynar mısın? Aa, tabii oynarım Cahide Hanım dedim. Öyle başladım. Beklenen şarkıda oynamaya. Ve iyi ki oynamışım. Çok güzel bir hikayesi var. Beklenen şarkının. 1954 yılında ses mühendisi ve ton meister Rauf Tüzüm'le evlenir. 1965 senesinde ise meşhur Çalı Kuşu'nda oynar. Tiyatro hayatında artık sona doğru yaklaşmıştır. Alaylıdır, okuldan yetişmemiştir ama özellikle çok güzel bir ses tonu vardır ve sesine hakimiyeti onu bu konuda zirveye taşır. Kısa sürede dublajın kraliçesi olarak adlandırılmaya başlar. Önce Belgin Doruk'u, sonra da Dört Yapraklı Yonca olarak bilinen Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'i seslendirir. Onu demek istemedim sevgilim. Biliyor musun, Selma çok şikayet ediyor. Çıplak yatırdığı zaman durmadan tepiniyormuş. En ünlü kadın oyuncuları ondan başkası seslendiremez. Adeta Selma bir tekel haline gelmiştir. Sesi herkesçe biliniyor, tanınıyordur ama ismi ve yüzü arka planda kalmıştır. Bir dolmuşa bindim, şoförün yanına oturacağım. Adama Aksaray mı dedim, unuttum dedi, bir yer dedim. Arkada da iki kadın oturuyor. Dediler ki, aa, Hülya'nın sesi. Ben kızmışım Hülya'lara, Hülya'lara. Hayır efendim, Hülya'nın sesi değil, benim sesim. Dedim, kızdım. Yani kısacası söyleyeceğim, gösteriş çok önemlidir tiyatroda. Ama gösterişi olmayan oyuncu yok mu? Var. İşte o benim. Şimdi yaşlandım, bakmayın. Şimdi yaşlı bir ses. Ama o zaman gerçekten pırıl pırıl güzel bir ses idi. 1970'li yıllarda da birçok filmde rol alır. Seslendirmede açık ara öndedir. Ve kimse bu konuda ona rakip olamaz. Ses verdiği isimler şöhret basamaklarını hızla tırmanır, oysa Ceyhan Tözüm geri planda kalmıştır. Bu onun makus talihidir. Yıllar yılı bu şekilde devam eder, üstelik pek vefa da görmez. Gerçeği söyleyeyim, konuşurken, çalışırken göstermedi. Sonradan gösterdiler. Bir tesadüf gösterdiler. Türkan'la birlikte oynamıştık. Tatlı Hayat diye bir televizyon filminde. O zaman gösterdi ilgisini. 1980'ler ve 1990'larda teknolojinin de ilerlemesiyle Ceyhan Tözüm'ün seslendirme işleri neredeyse bitme noktasına gelir. Üstelik sanatçılar artık kendi seslerini kullanmaya başlamışlardır. 1978 yılında eşini bir trafik kazasında kaybeden sanatçı, bir yandan kızıyla ilgilenir, diğer yandan da televizyon dizilerinde rol alır. 2000'li yıllarsa onun için yorgun yıllardır.
Yaşlanmıştır fakat yıllara meydan okuyan bir enerjisi vardır. Tatlı Hayat, Yaprak Dökümü gibi popüler dizilerde önemli rollerde görünür. ...2021 senesinde evinde düşer ve kalça kemiğini kırar. İyileşmesi bir hayli zor olur. Jeyan Tözüm bugün 95 yaşında. Türk sinemasının günümüzdeki en kıdemli ismi olan sanatçı, enerjisi, hafızası ve yaşadıklarıyla bir yıldız gibi parlamaya devam ediyor. Tabii yaşlılık kolay değil. Yaşlılık zor. Her bakımdan zor. Ama idare ediyoruz. Vallahi benim için en önemli şey yaşadığınız müddetçe yaptığınız işi çok seveceksiniz. İşinizi severseniz eğer hem kolay yaparsınız, hem güzel yaparsınız, hem çok tatlı geçer ömrünüz. Ama işinizi severseniz.